Afganistan'da çatışmalara, işgallere ve savaşlara meydan okuyan bir gelenek var. Kuş avcılığı. Bu geleneğin kalıcılığında Afganistan'ın binlerce yıldır göçmen kuşların uğrak yeri olması etkili. Ülkede Sovyet işgaliyle başlayan 40 yıllık çalkantılı döneme rağmen avcılık geleneği korunuyor. Jan Agha da kuş avcılığının tutkunlarından. Başkent Kabil dışında gün ağarırken avlanma başlıyor. Jan Agha bunun için özel eğitimli kuşlarla tuzak kuruyor. Bacaklarından bağladığı kuşlar bağırarak diğer turna kuşlarını bölgeye çekiyor. Av sona erdiğinde diğer kuşları avlamak için kullanılan turnalar besleniyor. Ardından avcılar gece konakladıkları bölgede piknik yaparak karınlarını doyuruyor. Avlanmanın en keyifli yanı başarılı olmak. Avcı avlanmak ister. Dünyada herhangi bir işte başarılı olmak mutluluk verici. 7 oğlu ve bir kızı olan Jan Agha, Taliban döneminde ailesiyle birlikte Pakistan'a kaçmış. Ancak Taliban devrildikten sonra ülkelerine dönebilmişler. Ama geride hiçbir şey bulamamışlar. Yeni baştan hayatlarını inşa etmek zorunda kalmışlar. Jan Agha bu dönemde de avlanmayı sürdürmüş. Agha yaklaşık 30 yıldır turna kuşlarını avlıyor. Bugüne kadar 1000 turna avladığını söylüyor. 13 yaşındayken kuş avlamaya başladım. O dönemler av tüfeğiyle ördek avlıyordum. Ama sonra gökyüzünde turna kuşlarını gördüm. Onları çok sevdim. 30 yıldır turna avlıyorum. Şahin de avlıyorum. Jan Agha'nın evinde tam 100 turna kuşu var. Zaman zaman avladığı kuşları Kabil'deki pazara götürüp satıyor. Atalarımdan farklı avlanma tekniklerini öğrendim. Oğullarım da benden avlanmayı öğreniyor. En az 2 oğlumun avcı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ölsem de mirasım yaşayacak. Avlanma yöntemleri tepki çekse de aslında avcılık Afganlar için aynı zamanda bir geçim kaynağı. Afganların çoğu yoksul. Kuşları bu nedenle seviyorlar. Kuşlarla para kazanıyorlar. Kuşları avlayarak Kabil'de satmaya götürüyorlar. Ben de bir kuş aldım. Kabil'e satmaya götüreceğim. Kabilliler birbirlerinden kuş alıp satıyorlar. Afganistan'da istikrar bir türlü sağlanamazken doğanın korunması için de hiçbir adım atılamıyor. Çevre koruma yasalarının yokluğunda avcılar diledikleri kadar avlanabiliyor.